dinleyiciler. Bu haftaki program konuğumuz, hepimizin sevdiği bir isim aslında, İnci Aral bizlerle. Kendisiyle Yukarılarda, En Uzaklarda isimli kitabını konuşacağız. Yine bugün de sokak röportajlarımızı yapacağız. Kitaplarımızı hediye etmeye devam edeceğiz. Kitap Avcısı başlıyor. Sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Edebiyatımızın güçlü kalemi İnci Aral bizlerle. Hoş geldiniz İnci Hanım. Hoş bulduk. Yıllardır yazıyorsunuz, yazmaya devam ediyorsunuz. Geniş bir okuyucu kitleniz var. İnci Aral olabilmek nasıl bir duygu? Güzel bir duygu tabii, her şeyden önce onu söylerim ama hiç kolay değil. Yani uzun yıllar bıkmadan ve yorulmadan çalıştım, sürekli çalıştım ve en iyi yapabileceğim iş buydu, buna inandım ve bugünlere geldik. Yukarılarda, En Uzaklarda kitabınızla kitabı yazdınız. Kitabın baş kahramanı Akdeniz'in hikayesini konu aldınız. Hikayeye değinmek istiyorum aslında. 20 yıl süren bir çalışma. Nasıl başladı? Uzunca bir bekleyiş var çünkü. Hikayeyi sizden duyalım. Ben romanlarımı uzun süre kafamda bekletir, kurgularım. Bu da öyle oldu. Yani 90'lı yılların sonlarına doğru bir Avrupa okuma turnesinde Hollanda'da bir evde misafir kaldım. O gece Akdeniz'in, ölmüş olan Akdeniz'in odası verildi bana. Ama benim bundan haberim yoktu. Bu kayıptan haberim yoktu. Ancak sabahleyin öğrendim. Çok ilginç bir, ilginç ve gerilimli bir gece geçirdim. Daha sonra bu hikayeyi kısa bir hikaye olarak yazdım ve bir antolojide yayınlandı. Ama unutmadım. Bunun bir geniş kapsam roman olabileceği hep kafamda durdu. Ve bununla ilgili düşüncelerim ve planlarım devam etti. Nihayet yazılacağı gün geldi ve bu şekilde gerçekleşti. Benim bütün romanlarım uzun süre beklemiştir. Gittiğiniz evde tramvay kazasında bir annenin, devrimci bir annenin isyanını aslında ele aldınız. Biraz anneyi tanımak istiyorum, babayı tanımak istiyorum. Nasıldı, neler hissettiniz, size neler söylediler siz uyandıktan sonra? Anne o sırada evde değildi. Bir bunalım geçirdiği için Türkiye'de kalıyordu. Baba evdeydi ve annenin kız kardeşi evdeydi. Yani baldızı babanın evdeydi. O sabah kahvaltıda geceki gerilimimden söz ettiğim zaman öğrendim. Kaybettikleri kızlarının odasında kaldığımı. Anneyi hiç tanımadım, hiç görmedim. Yani bütün bu süre boyunca da onunla bir irtibatım olmadı. Fakat babayla iletişimimiz sürdü. Zaten baba Türkiye'ye dönmüştü. Ve bana çok yardımcı oldu. Yani ayrıntıları aktarmada çok yararlandım ondan. Ama tabii ki bir roman hayatın birebir kopyası olamaz. Roman gerçeği diye bir şey var. O nedenle kendimce olayın bir roman haline gelişi sırasında bazı katkılar, değişimler yaptım. Bunlardan en önemlisi anlatıcı sorunuydu. Kim anlatacak, yani roman kimin ağzından anlatılacak? Ben buna Akdeniz'in
olması kararını verdim. Yani ölen kızın ağzından anlatacaktım. En doğrusu buydu. Ama o yaşamıyordu artık. O nedenle ona ikinci bir yaşam bağışladım. Yani bunu da böyle bir mistik şeylere dayandırarak değil, kuantum fiziğine dayandırarak yapmaya çalıştım. Tabii ki bu arada pek aklımın fiziğe ermediğini söylemek isterim ama büyük bir tutkuyla kuantumu anlamaya çalıştım. Kuantum Araştırmalar yaptım. Uzun süre araştırmalar yaptım. Ve o nedenle şeye karar verdim. Yani insanın da bir enerji olduğunu, enerjinin hiçbir zaman, maddenin ve enerjinin hiçbir zaman yok olmadığını, biçim değiştirdiğini. Ben de Akdeniz'i ölümünden sonra yeniden biçim değiştirerek, yani fizik olarak değil ama bir başka şeyde, ortamda yaşayabilecek özelliklere sahip olarak yeniden yaşatmaya çalıştım. Bunun için dünyada yaşayan bir uzaylı delikanlının yardımına başvurdum. Hem aralarında bir sevgi ilişkisi doğdu, hem onun büyük yardımını gördü. Tabii yeni mekanlar, yeni şeyler, ortamlar yaratmak zorunda kaldım. Ama Akdeniz bundan önce bir süre görünmez bir şekilde evinde yaşadı. Bir kuğu olarak kanalın kıyısından evini gözledi, annesini, babasını gözledi. Nihayet ondan sonra gideceği yere gitti. Noah isimli bir uzay kökenli delikanlıyla. Yani buradan hikaye genişledi. Bir yandan ailenin, annenin, babanın durumları anlatılırken bir yandan Akdeniz'in hikayesi anlatıldı. Anne ve baba yani Türkiye'de devrimci insanlar. Fakat Türkiye'nin işte bir askeri yönetim döneminde kaçmak zorunda kalıyorlar. Hollanda'ya yerleşiyorlar. Orada o zaman Akdeniz küçük, bir de küçük kardeşi oluyor. Ve çok başarılı bir uyum sağlıyorlar orada. Ve baba Türkiye'de üniversite okumuş olduğu halde ikinci, üçüncü üniversiteyi orada bitiriyor. Anne de zaten öğretmen. O da çok böyle etkin olduğu bir kurumda çalışıyor. Çok mutlu bir hayatları var. Ama bu işte kazayla bu hayata kan damlıyor. Anne bir de babayı da suçluyor aslında. Anne babayı suçluyor çünkü bunun basit bir kaza olmadığına inanıyor. Çünkü kriminoloji okumuş olan baba, Türkiye'deki o dönem yurt dışına çıkmış olan devrimcilerin ya da işte o dönemde kendilerini askeri yönetimin hışmından korumak için Türkiye'yi terk etmiş olan gençlerin Türk mafyasının Hollanda'daki faaliyetleri içerisinde üzücü bir şekilde bu Türkiye'deki devrimcilerin yani mafyanın eline düştüklerini söylüyor daha doğrusu bu kitapta. Bu kitap da çok popüler oluyor Hollanda'da. Ve anne, baban, baba bu kitabı yazdığı için kızının mafya tarafından böyle bir kazaya kurban edildiğini düşünüyor. Dolayısıyla hem büyük bir örgüt var kafasında suçladığı, hem de buna sebep olan kocası var. Dolayısıyla
kızın ölümünden sonra aile dağılıyor. Yani kadının aşırı derecede kuşkulara kapılıp bir paranoya, psikoz hastalığına tutulmasıyla aile tamamen dağılıyor. Peki Akdeniz'in yeni yaşamını kurarken hangi kaynaklardan beslendiniz İnce Hanım? Ya bir ütopya kurdum. Yani yine Samanyolu galaksisi içinde başka bir yerleşim yerinde gerçekten bu dünyadan çok daha farklı, çok daha demokratik, çok daha insanların özgür olduğu, uzun yaşadığı, sağlık ve diğer bütün insana özgü iyiliklerin var olduğu, bunun sağlandığı bir toplum kurdum. Örneğin yani şehirlerin insani gereksinimlere uygun şekilde tasarlandığı, havanın, suyun kirletilmediği, yani bu dünya bir distopya ise ben orada bir ütopya yarattım. Yani ve Akdeniz'i oraya yolladım. Akdeniz orada eğitim gördü, bir sanat eğitimi gördü, korundu ve yani oradaki eğitimden sonra yine dünyaya bağlı ama gizli bir adada yaşamını sürdürdü. Yani bu şekilde de babayla karşı, zaten roman Akdeniz'in bir daha önce de gittikleri bir pastanede, her zaman gittikleri bir otel pastanesinde babayla karşılaşmasıyla başlıyor. Ama baba onu tanıdığı halde tepki veremiyor Akdeniz. Çünkü o dünyaya ait değil artık. Evet. Yani romanın sonunda da yeniden bir buluşma oldu ama o tabii ki artık aileyle mi buluşuyor? Yani babayla. Sadece babayla. Babayla buluşuyor. Ama yani hayatlar ayrı artık, başka yerlerde. Peki bu kitabı okuduktan sonra okuyucular hangi hissiyatlara kapılacaklar? Şimdi ben tabii şunu söylemek isterim. İlk romanın başında hissettiğim duygu buydu. Yani evladını kaybeden birçok insan var. Evet. Ben onların büsbütün yok olmadıkları, bilinç olarak yaşadıkları, belki başka bir yerlerde yaşadıkları tezinden yola çıktım. Ve bütün bu anne babalar için kitabım bir teselli armağanı olsun istedim. Gerçekten insanın yok olmadığı, ölümün olmadığı bir başka evrende, başka biçimde yaşamın devam ettiğini bilmelerini ya da bu duyguya sahip olmalarını ve bir şekilde teselli olmalarını istedim. Ben yani roman bittikten sonra da en kesin duygu buydu içimde. Nitekim bu şekilde evlatlarını kaybetmiş insanlardan telefonlar aldım, geri dönüşler aldım ve çok güzel şeyler söylediler. Yani bir yandan geride kalan ailenin acısı ve içine düştüğü karmaşa var ama bir yandan da Akdeniz'in yeni, mutlu ve sonsuz hayatı var. İnce Hanım, kitaplarınızda genelde gerçekçilik akımıyla yazıyorsunuz. Bu kitapta biraz bilim kurgu, fantastik de görebiliyoruz. Biraz açabilir misiniz? Bu da gerçekçi bir roman. Bundan hiçbir kuşku yok.
ama bilim kurgu sınırlarında gezinen bir roman. Evet. Yani çünkü bugün ölüm kavramı içerisinde yer aldığımız bu dünyada bir genç kızın başka bir ülkede yaşadığını varsayıyoruz. Ama tabii bu roman da o fantastik çekiciliği yanında politik içerikleri olan bir romandır. Mesela baba ve anne Hollanda'ya göçmüş devrimci kişilerdir. Türkiye'de bir dönem artık işkenceler görmüş, eziyet görmüş, evleri basılmış defalarca ve artık o şartlarda yaşayamaz oldukları zaman bir başka ülkeye gitmiş. Orada yokluklar çekmiş, sıkıntılara düşmüş, parasız kalmış ama sonunda bir yani çalışkanlıkları ve gayretleriyle o topluma uyum sağlamayı başarmış kişiler bunlar. Hayatlarını alt üst eden şey çocuklarının bir kazada ölmesi. Yani bunun arkasında tabii ki yani yaşam ve ölüm üzerine felsefi açılımlar var. Evet. Hiçbir zaman şeye dayandırmadım onu. Mistik şeylere, ruhlara filan dayandırmadım. Yani yine gerçek olabilecek bugün için bizim bilmediğimiz, mesela kuantum fiziği henüz tam olarak açıklanabilmiş değil yani. Ama müthiş olanakları olan bir şey. Belki bütün evren ona dayalı. Buraya yani gerçeği mistik bir noktada aramaktan çok fiziksel, somut bir şeyde aramaya çalıştım. Zaten bütün bilim adamları bilincin, yani bu konuda birçok bilim adamı bilincin ölmediğini söylüyorlar. Buna dayandırdım. Ama ben yani hem anne baba ve kahramanları anlatırken hem de yeni bir ülkeye taşıdığım genç kızı anlatırken elbette toplumsal verilerden yine hareket ettim. Yani bir insanlar, anlattığım insanların ayakları nereye basıyor? Hangi kültürel, toplumsal, ekonomik koşullar içinde yaşıyorlar? Bunu hep önemserim, her zaman. Yani böyle %100 hayali hikayeler anlatmıyorum. Veya bir fantastiği, bir bu kötü dünyayı unutmak, buradan kaçmak için ele alınmış bir şey olarak anlatmıyorum. Felsefi temelde. Tamamen fantastik diyemiyoruz, bilim kurgu da diyemiyoruz. Evet, evet, evet. Biraz karışık. Hepsinin var olduğu, hayat gibi, hayat böyledir. Çok teşekkür ederiz İnci Hanım. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle burada olmak büyük bir zevkti. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz Mecidiyeköy metrosuna geldik. Birazdan kitaplarımızı hediye edeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz bu kitaplardan hemen bahsetmek istiyorum. Yavuz Ekinci'den Belki de Dünyanın Sonundayım isimli kitabımızı bırakacağız. Cengizhan Çelik'ten Bağlantı. Her bağlantı bir diğerine gebe, bağlantısızlık ölülere hediye ediyor. Ve Raci Uğurlu'dan Ben Adalet. Siz hangi adaleti aramıştınız? Haydi kitaplarımızı bırakmaya gidelim. Günün şansları kimler olacak hep birlikte görelim. Merhabalar. En son ne zaman kitap aldınız?
En son 3 ay önce aldım, yaz tatilinin başında. Hangi kitabı aldınız? Tehlikeli Oyunlar. Veronica ile ilgili adını unuttum. Veronica ölmek istiyor. Bir tane daha almıştım. İkisini tam adını hatırlamıyorum ama 4 tane aldım. Ne kadar ücret ödediniz? 109. Toplamına mı? Bir tanesi. Bir tanesi 40. Diğerleri 30-40 gidiyordu böyle. Biraz küsurattı. Ama 109 olduğuna eminim yani. Peki sahaflara gidiyor musunuz? Kütüphanelere gider misiniz? Kütüphanelere gidiyorum çünkü bu yıl YKS'ye hazırlandığım için özellikle dershanemin kütüphanesine hep gidiyorum. Hatta şu anda oradan çıktım. Ben size bir kitap hediye etmek istiyorum. Merepli Anastasia adamın Selanik isimli kitabını şöyle hediye edeyim. Umarım bunu da okursunuz. İyi okumalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kitap almak zor olduğu için sizden gelen bu hediyeyi çok teşekkür ediyorum. Kitap aldınız? Dün. Hangi kitabı aldınız? George Orwell 1984 ve Hayvan Çiftliği. İki kitabı aldınız. Ne kadar ödediniz? 60-70 lira gibi bir şey ödedim. Son zamanlarda kitap fiyatlarının artması sizi etkiledi mi? Etkiledi tabii ki. Yani sonuç olarak kağıt fiyatları arttığı için. Yani ben bir de 11. sınıfım, ders kitapları da arttı. O yüzden çok sıkıntı. Sevdiğiniz Türk yazarlar, Türk şairler var mı? Yani çok, ben kitap okumayı çok sevmem ama şu sıralar yabancı şairleri, yabancı yazarları okuyorum. George Orwell gibi. Ben size bir kitap hediye etmek istiyorum. Dünya Senin Ellerinde, Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak. Umarım bu kitabı da okursunuz. İyi okumalar diliyorum size. Teşekkürler. Severler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni yazarlarımızla birlikte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.